أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, ibadetlerimiz, iyiliklerimiz bizi sırat köprüsünden geçirecek, cennette derecelere ulaşmamıza, dereceleri elde etmemize vesile olabilecek zenginliklerimizdir. Ne kadar para, o kadar köfte dedikleri gibi, ne kadar iman ve ameli salih, cennette dereceler ona göredir. Bir insanın cennete girmesi imanladır. Cennetteki dereceleri elde etmesi de salih amelleri iledir. Ameli çok olan, amel bakımından zengin sayılır, karşılığını da ona göre alır. Ameli az olan, fakir olan, ona göre muamele görür. Peki, iyi amellerimiz bizim için bir zenginliktir. Ya günahlarımız nedir? Günahlarımız da sırtımızda birer yüktür, kalbimizde birer karartıdır. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir kimse, başka bir kimsenin yükünün, günah yükünü yüklenmeyecektir, diyor. Yani günah, insanın sırtında bir yüktür. İnsanın sırtında olan bu yükler, insanı bazen ezebilirler, perişan edebilirler. Bundan dolayıdır ki bizim iki türlü görevimiz vardır Allah'a karşı. Bir, ibadet vazifelerimizi yerine getirmek, bir de günahlardan sakınmak. Bir insan çok para kazanıyor ama kazandığı paradan daha fazla borcu varsa, o kazandığı para kendi cebinde değil ki başkasında. Borca gidecek çünkü. Bir taraftan kazanıyor, bir taraftan fazla borç yapıyor. Bu adam kurtulamaz ki. Ne olması lazım? Açık delikler kapanması lazım. Yaptığımız ibadetler bizim depoda birikmesi lazım. Yarın ahirette Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine arz edebilmemiz lazım. Bundan dolayıdır ki haramlardan ve günahlardan sakınma görevi bizim için ibadetleri yerine getirme görevi kadar önemlidir. Belki bazı noktalarda ondan daha da fazla önemlidir. Nasip olursa önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam, Regaib gecesi, üç ayların ilk kandilini idrak etmiş olacağız. Ve böylece önümüzdeki Cuma gününden itibaren
nasip olursa 3 aylar girmiş olacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarına biz 3 aylar ismiyle alıştık. 3 aylar deyince halkımız Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kastederler. Dolayısıyla bu 3 ay bizim dini literatürde bereketli, feyizli, insanların Allah'a daha çok yöneldiği ay ve mevsim olarak kabul edilir. Yani daha önce yumuşamayan gönüller bu aylarda yumuşuyor, bu mübarek gecelerde yumuşuyor, Ramazan'a hazırlık ve Ramazan heyecanı başlıyor derken, insanoğlunda meleki güçler dediğimiz, şeytani güçlerin karşısında olan meleki güçler güçleniyor, kuvvetleniyor. Bundan dolayıdır ki bugünkü dersimizde bu aylarda, 3 aylarda işimize yarar diye, bize bir manevi takviye olur diye masiyetlerden ve günahlardan arınmak için ne yapmak lazım? Yani bizim hasbel beşer, çevremizin etkisiyle, nefsimizin etkisiyle, şeytanın etkisiyle, şartların elverişli olmamasıyla, ne derseniz deyin, adına ne koyarsanız koyun, Rabbimizin rızasını kaybedecek, gazabını celbedecek yaptığımız ve yapacağımız bütün yanlışlar, bütün masiyetler bizim sırtımızda bir yüktür. Bu yük ağırlaştıkça kaç kilo yük taşıyabilirsin? Yani şehir çocuğu olanlar işte 30 kilo, 40 kilo yük, 50 kilo yük taşısın. Çok hammal olanlar 200 kilo yük taşısınlar. Ne kadar günah yükü taşıyabiliriz? Ya ebâ der ceddidis sefînete fe innel behre amîk ve hudiz zâde kâmilen fe innes sefere ba'îd ve khaffifil himle fe innel akabete sa'bun şedîd. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin Ebu Zer radıyallahu anh Efendimize yaptığı, nakledilen bir tavsiyesinde, ey Ebu Zer, gemin çok yeni olsun. Ya Ebu Zer, ceddidis sefînete fe innel behre amîk. Bir deniz, bir okyanusa gidiyorsun. Çok derindir bu okyanus. Dolayısıyla gemin çok sağlam olsun. Yani şu dünyada yaşarken güçlü bir imanın olması lazım. Yoksa fitne dalgaları seni batırır. İkinci nasihati, ve hudiz zâde kâmilen fe innes sefere ba'îd. Azığını yanına fazlaca al. Çok uzun bir yolculuk vardır diyor. Ve üçüncü cümlesinde de ve khaffifil himle fe innel akabete sa'bun şedid. Sırtında yük az olsun diyor. Çünkü çok sarp yokuşlardan geçeceksin. Çok sarp yokuşları tırmanacaksın. Fazla yükü taşıyamazsın. Peki burada yükten maksat nedir? İşte sırtımızdaki günahlardır. Önümüzde sarp yokuşlar vardır. Ölüm bir sarp yokuştur. Kabirdeki münker ve nekir meleklerin suali ve berzah alemi sarp bir yokuştur. Yarın amel defterlerinin dağıtılması, mizanın başında amellerin tartılması, nihayet sırat köprüsünden geçmek, bütün bunlar önümüzde bekleyen sarp yokuşlardır. Bu yokuşlarda sırtındaki yük, yani günahların fazla olmasın, aşamazsın, geçemezsin bu geçitleri diyor. Kıymetli dostlar, imanımızın gereği biz günahlardan korkarız. Şunu gerçekten sizinle samimi olarak paylaşmak isterim. Bu dersimizde belki birkaç yerde zikretme ihtiyacı duyarız. Bir mümin günahlardan korkmalı. Bir mümin günah işlemeden korkmalı. Hiçbir zaman Müslüman günahı gözünde küçültmemeli. Bizim gözümüzde küçülttüğümüz günahlar Allah nezdinde büyür. Ne olacak bundan dediğimiz zaman bakarsın ne olacak. Geçmişte bir kadın, hem de derviş bir kadın, sadece ve sadece bir kediyi kendisine verdiği zarar sebebiyle kapalı bir yere kapatmış,
Açlıktan kedi ölmüş, Allah bundan dolayı o kadını cehenneme sokmuş. Kadının hayatında cehenneme girmesini gerektirecek başka günahından bahsedilmiyor bakın. Ortada bir günah var. Nedir o? Kediye zulmetmiş, kapatmış bir yere. Açlıktan kedi ölmüş, bir şey vermemiş, yedirmemiş. Yemesi için de kapısını açıp, hadi git nereden ne bulursan dememiş. Ve kedi orada açlıktan ölmüş. Bu kedinin açlıktan ölümünü temin eden, sağlayan, sebep olan o kadını عُذِّبَتِ اِمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ bir kediden dolayı kadın azaba çarpılmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kedi ne olacak? Zaten bana zarar vermişti deyip es geçebilirsin sen. Ama Allah Celle Celaluhu es geçmiyor. Günahlardan hangisi bizi yıkacak bilemeyiz. Boksör, efendim ringde birbirleriyle dövüşürler. Ama hangi yumruk onu yıkacak, rakibini yıkacak belli değil. Yani bizim işleyebileceğimiz günahlardan hangisi Rabbimizin bize gazap etmesine vesile olacak? Kulum nefret ettim senden demesine sebep olacak, biz bunu bilemeyiz. Biz şunu biliriz. Günah işlediğimiz zaman, günahın karşısında biz ezilirsek, o günahı gözümüzde büyütürsek, Allah nezdinde o günah küçülür. Ama bizim gözümüzde günah küçülürse, Allah nezdinde büyür. Şimdi bunun örneklerini hep hayatımızda yaşarız. Yolda giderken birisi yanlışlıkla ayağımıza basmış olsa, efendim kusura bakmayın, özür dilerim, yanlış oldu derse, ne demek efendim deriz, bir şey lazım gelmez deriz, hiç adamı kırıcı bir cümle söylemeyiz. Ancak şöyle yapsak, adam ayağımıza bassa, ayağımıza bastığı zaman, ne olacak kardeşim, yoldur, yürürken bu da olabilir dese, o zaman biz, tabii efendim, olabilir mi deriz, yoksa hem suçlu hem güçlü diyerek adama kızar mıyız? Onun yaptığı hata aynı hatadır. Ancak birisinde efendim özür dilerim diyorsa, o bizim gözümüzde ne oluyor? Onun yaptığı hata küçülüyor, değil mi? Tabii bir şey değildir. Ne demek? Devam et yoluna deriz. Ama ne olacak kardeşim, yolda yürüyorsan bunu bekleyeceksin derse, o zaman bizim şarteller atmış olur. Bu bir örnek olarak bunu veriyorum. Yani biz bir günah işlediğimiz zaman, ne olacak kul olarak zaten işleriz dersek, Allah karşısında Cenab-ı Hak bu günahı büyük kabul eder. Eğer bizim işlediğimiz günah ne kadar büyük, küçük, ne olursa olsun, eğer o günahı işlemenin karşısında ezilirsek, Allah'ım ben yaptım, özür dilerim, ben günaha daldırdım, özür dilerim dersek, günahı gözümüzde büyütürsek, Allah Celle Celaluhu onu küçültür ve bize zararı azalmış olur. Kıymetli dostlar, çok fazla uzatmadan işi şu noktaya getireyim. Biz günahlardan arınmamız lazım. Hazır üç aylar gelirken de, efendim, üç ayları buna bir vesile kabul edebiliriz, bir bereket vesilesi kabul edebiliriz. Günahlardan arınmak için, günahlardan uzaklaşmak için, sırtımızdaki yüklerden kurtulabilmek için nelere dikkat etmek lazımdır? Bir defa kıymetli dostlar, sırtımızdaki günahları azaltmak için 5 vakit namaza düzenli bir şekilde devam etmek lazımdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Hud suresinin 114. ayeti kerimesinde Estaizu billah ve akimis salate tarafeyn nehari ve zulfen min el-leyl. Yani 5 vakit namazı, gündüz gece namazlarını kıl. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ Şüphesiz bu iyilikler, bu güzellikler, bu namazlar kötülükleri siler ve götürür diyor. Kıymetli dostlar, şimdi Rabbim nasip ederse bir cuma namazını biraz sonra eda etmiş olacağız. Eda etmiş olacağımız cuma namazı elbette bizim için bir ibadet olmasının yanında bir de günahlarımızı silme işine yarıyor. Onun için günahlardan arınmak isteyen insan,
evvela ne yapmalı? Namaz ne yapar? İnsanın günahlarını siler. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadisi şerifi vardır. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir geçse, her gün orada 5 kere yıkanmış olsa, o insanda kir kalır mı? Kalmaz ya Resulallah. İşte 5 vakit namazı doğru düzgün hakkını vererek kılan bir insanın da üzerinde kir kalmaz buyuruyor. Demek ki bir insan namazı doğru düzgün kılarsa innel hasenati yuzhibne seyyiat, iyilikler, ibadetler kötülükleri siler ve götürür. Şimdi camiye doğru gelirken attığınız adımlar, araba ile geldiğinizde dönen tekerler, bunların her birisi, her bir adım bir günahımızın silinmesine, bir derecemizin yükselmesine vesile olur. Bir insan şeytana uyar, nefse uyar, günahlara daldırdığını fark ederse ne yapması lazım? Eyvah! Ben bol bol namaz kılmalıyım demeli. Madem ki namaz günahları siliyor, bu silgiyle beraber, namaz silgisiyle beraber günahların silinmesine ihtimam göstermeli. Bazen şeytan şöyle söyler insana: kardeşim sen yediğin naneleri biliyorsun. Namaz kılsan sana fayda vermez bu haramları, bu günahları işledikten sonra. Şeytan böyle vesvese verir. Bak kardeşim, namazını kılmak için abdest aldın mı? Aldın. Namazı şartlarına uygun kıldın mı? Kıldın. Hangi günahı işlersen işle, namazın namazdır. Şeytanın bu vesvesesine aldanarak sakın namazını bırakma. Sen nereye dikkat edeceksin, ben nereye dikkat edeceğim? O kıldığımız namazı daha düzenli kılacağız. Çünkü düzenli kıldığımız, düzgün kıldığımız namaz bizi haramlardan, günahlardan da uzaklaştırır. Bundan dolayıdır ki, kardeşim sen ki kumar oynuyorsun, namaz kılmana gerek yok. Sen ki içki içiyorsun, namaz kılmana gerek yok. Şeytan şimdi hem içki içiriyor, hem de namazı bıraktırıyor, bir taşla 2 kuş vurmaya çalışıyor. Şeytanın bu vesvesesine aldanmamak lazım. Eğer sen içki içiyorsun, namaz kılmana gerek yok diyorsa sen akıllı ol. Madem ki içkiyle namaz bir arada birikmiyor, öyleyse ben namazı kılayım da içkiyi bırakayım de şeytan çatlasın yani. Şeytan sana bir taraftan içki içiriyor, bir taraftan kumar oynatıyor, bir taraftan faize bulaştırıyor. Ondan sonra diyor ki sen bu günahı işledikten sonra namaz kılmanın sana faydası yok. Bırak namazı, gerek yok namaza diyor. Yani bir cinayeti ikinci cinayeti çıkarmaya çalışıyor. Biz orada ne diyeceğiz şeytana? İkisi bir arada olmuyorsa ben o zaman günahı bırakırım. Kumarı bırakırım, içkiyi bırakırım, faizi bırakırım, yalanı bırakırım. Namazı bırakmam demek lazımdır. Kıymetli kardeşlerim, bir defa şunu bilmek lazım. Gözünüz görüyor mu? Görüyor. Gözünüzün bebeği nasıl? Gözünüzün bebeğini nasıl korursanız, gözünüzün bebeği sizin için ne kadar önemliyse, namaz da sizin için o kadar önemlidir. Kardeşim, havaalanına giderken kimliksiz gidebiliyor musun uçağa binmek için? Gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Biletin yetiyor mu? Yetmiyor. Biletin yanında ne istiyorlar? Kimlik istiyorlar. Kardeşim, sen ortadasın. Biletin ortada. Binemiyorsun uçağa kimliğin yok diye. Kardeşim, namazın yoksa nasıl bineceksin cennete uçan uçağa? Cennete kalkan uçağa nasıl? Namaz kimliğin yoksa nasıl? Şunu söyleyeyim. Gözümüzün bebeğini koruduğumuz gibi namazımızı koruyalım. Kardeşim, yoldasın. Çamurdasın, bayırdasın, kuyruktasın, sıradasın, trafiktesin, namaz vakti geldiyse akan sular durur, akan sular durur. Sen namaz kılmanın çaresine bakacaksın. En azından farzını kılmanın çaresine bakacaksın. Çünkü Allah senden bunu istiyor. Dün hasta olan cemaatimizden bir kardeşimizi ziyaret ettiğimde namazını kılıp kılmadığını sordum kendisine. Gerçekten hasta. Dedi ki, güç yok bende, kuvvet yok bende.
namaz kılacak güç ve kuvvet yok bende dedi. Ben de kendisine dedim ki, başını sallayacak kadar gücün var mı? Eğer başını sallayacak kadar gücün varsa namazdan kaçışın yoktur. Abdest alamıyorsan teyemmüm alırsın. Teyemmümle beraber hasta namazı, Allah hastadan beklediği namazı sağlam insandan beklediği namaz gibi değil ki. Dolayısıyla hasta insan ima ile yani rükû ve secde yapamıyorsa rükûde başını azıcık eğecek, secdede başını biraz daha eğecek. Yani kafasını sallayabilen insandan namaz düşmez. Bu insanın bu şekilde kıldığı namaz, hasta bir insanın baş işaretiyle kıldığı namaz, senin benim ayakta kıldığımız namazdan daha sağlam bir namazdır. Başkasını söyleyeyim, affedersiniz altı kirlenmiş, idrar ameliyat olduğundan dolayı sağında solundan kan vardır, idrar kaçağı vardır, çamaşır kirlidir. Bu adamın bile o şekilde ima ile kıldığı namaz, senin benim pırıl pırıl tertemiz kıldığımız namazdan daha sağlamdır. Efendim bu namaz benim üstüme tutmuyor, öyle bir şey yok. Namaz senin üstüne tutması gerekmiyor. Namaz, Allah'ın ortaya koyduğu kriterlere göre yapılması gerekiyor. Mesele buysa, oturduğun yerde de kılacaksın. O zaman ben siz dostlarıma şunu söylüyorum. Karada olun, havada olun, denizde olun, nerede olursanız olun. Namaz vakti geldiği zaman hiç başka bir işiniz yoktur, namaz işimiz vardır. Bunu böyle kabul etmek lazım. Namaz bize sadece derece ve sevap kazandırması bakımından değil, günahlarımızı silmesi bakımından da ciddi manada ihtiyacımız vardır. Tahtada yazı yaparken ne yazıyorsun? Bir elinde silgi, bir elinde kalem yazıyorsun. Çünkü yazdığını biraz sonra silmen gerekiyor. Şimdi bizim günahlarımızı silecek bir silgiye daima ihtiyacımız vardır. En güzel silgi hangi silgidir günahları silmek için? 5 vakit namaz silgisidir. Ancak bazı silgiler kaliteli olur, bazı silgiler kalitesiz olur. Bazen silmeye çalışırsın, biraz iz bırakır, silinmez. Bir de bazı günahlar da, bazı yazılar da kolay silinmiyor. O da var yani. Tükenmez kalemi sen normal silgiyle silmeye kalkarsan silinmez. Onun için günah işlerken de ona dikkat etmek lazım. Kıymetli dostlar, günahlardan arınmak için 3 aylar geliyor. Günahlardan arınmak için bir namaz konusunda hassas olmak lazım. 30 bin fitte uçak gidiyor. Namaz vakti geliyor, geçiyor. Şaşırırım uçakta namaz kılmayan insanların haline. Çünkü içki içmek isteyen bana bira getir diyor, içiyor. Bana şarap getir diyor, içiyor. Çişi gelen tuvalete gidiyor, çişini yapıyor. Karnı acıkan yemek getir, yemek yiyor. Kahve isteyen kahve içiyor. Sıra namaza gelince mi olmuyor? Hepsi oluyor, hepsi oluyor da namaza sıra gelince mi olmuyor? Efendim uçakta nasıl namaz kılacağım? Nasıl namaz kılacaksın? Uçak genişse onun yerleri vardır. Gidersin ayakta kılarsın. Ayakta kılmaya gücün yetmiyorsa oturduğun yerde ima ile kılarsın. Ama kılmadan olmaz. İlla kılacaksın. Hocam uçakta namaz olur mu? O zaman in aşağı kıl, tekrar binersin uçağa. Uçakta inmiyorsa namazsız hayat yok. İn aşağı uçaktan, git namazını kıl, tekrar çık uçağa bin bakalım haydi. Namazsız hayat yoktur. Namaza iki şeyden dolayı ihtiyacımız vardır. Bir, Allah'ın emridir. Onun bize kazandıracağı mükafatlara ihtiyacımız var. Bir de günahlarımızı silmek için ona ihtiyaç var. Hocam ben dükkanda yalnızım. Namaza durursam kapıyı kapatmam lazım. Sen namazı için 10 dakika kapıyı kapatmazsan Allah sana 10 gün kapattırır, 10 ay kapattırır, kepenkleri indirir sana sonra. Yani neymiş o ya? Ben şimdi namaza gidersem dükkana müşteri gelirse, ne demek müşteri gelirse? Sen Allah'tan korkmuyor musun ya? Müşteriye mi tapıyorsun? Paraya mı tapıyorsun? Allah varken niye başka şeye tapıyorsun? Rızkı sen Allah'tan mı bekliyorsun, müşteriden mi bekliyorsun kardeşim? Namaz vakti geldiği zaman dükkan, mükkan yok, uçak, muçak yok. Namaz var, başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bulunduğun şartlara uygun şekilde namazını kılacaksın. Çok darda kaldığın zaman farzı kesinlikle kılacaksın. İnsansan, akıllıysan, buluğa ermişsen, Müslümansan, aklın başındaysa,
hayızlı değilsen, adetli değilsen, çılgın deli değilsen namazını kılacaksın. İki şeyden dolayı kılacaksın. Bir, Rabbimin emridir diye kılacaksın. İki, sırtımda çok günahlar var, bunlar silinmesi lazım. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّيَاتِ Namaz gibi güzel ibadetler günahları siler, tertemiz eder. İkincisi, bizim işlediğimiz günahların veya işleyeceğimiz günahların bir kısmı şehvetle alakalıdır. Kıymetli dostlar, günahın hiçbirisini küçümsememek lazım. Ama bir insan nefsinin esiri olur, gözüyle beraber bakması helal olmayan şeyleri seyrederse, o baktığımız kalbimizi etkiler mi? Etkiler. Kalbimizi etkileyince duygularımız etkilenir mi? Duygular da etkilenir. Daha sonra bu yangına dönüşür, bu zinaya dönüşür, bu başka haramlara dönüşür. Evvela bakarsın, sonra tutarsın, sonra öpersin, sonrasını söylemiyorum. Yani taş yuvarlanmaya başladı. Bir Müslüman olarak namahrama bakmak haram mıydı? Haramdı. Baktın mı, taş yuvarlanmaya başladı. Sonra samimiyet kurup tokalaşmaya başlarsın. Sonra öpüşmeye başlarsın. Sonrası felaket. İşte bir insan günahlardan korkuyor musun kardeşim? Allah'ın huzuruna günahlarla gitmek istemiyor musun? Evet hocam, Allah'ın huzuruna günahlarla gitmek istemiyorum. Ha. Birinci olarak namaz konusunda hassas olacaksın dedik. İkinci olarak Allah sana bir göz verdi, iki tane perde verdi üzerine. Her gözün üzerine bir tane perde var. Bunları öyle düğmeye basarak da indirip kaldırmıyorsun değil mi? Çok otomatik. Doğduğun günden öldüğün güne kadar bunlar çok otomatik çalışıyor. İstediğin yerde tak kapatırsın, istediğin yerde açarsın. İstediğin yerde kafanı sağa çevirirsin, istediğin yerde sola çevirirsin. Kardeşim, göz ile bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. O ok kalbine saplandığı zaman arkasından ne gelecek? Kanama mı gelecek? Sadece yaralama mı olacak? O belli olmaz. Kıymetli kardeşlerim, gözümüzü korumadan, gözümüzü muhafaza etmeden şehvetle ilgili bir takım ciddi haramlarla ilgili tedbirlerimizi almamız zordur. Allah Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde وَلَا تَقْرَبُوا zina diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Gözünle beraber seyrettiğin, ister internetinde, ister başka şeylerde seyrettiğin gerçekten şehveti tahrik edici maceralar, bunlar senin kalbini etkileyecektir kardeşim. Sofrada yemek yerken yemekte onları görmeye başlayacaksın. Çay içerken çayın içerisinde onları görmeye başlayacaksın. Yolda yürürken asfaltta onları görmeye başlayacaksın. Sonra taş yuvarlanmaya başladı. Bir yangına, bir felakete gideceksin. Kardeşlerim, dostlarım, bakınız. Ben köyden yarın geldim. Çok tecrübeli birisi değilim. Halkın arasında çok fazla dolaşma şansım da yok. Talebelerle, kitaplarla meşgul oluyoruz. Bir mecliste bir kardeşimizle konuşurken, piyasada, daima piyasada olan bir kardeşimizle konuşurken bana dedi ki, hocam, kürsüde siz vaazda bence iki şeyi anlatın. Yani vaazlarınızda iki şeyi anlatın. Nedir dedim? Birisi faiz, birisi de zina meselesi. Bunu bana söyleyin, derviş adam kendisi. Beş vakit namazını kılan, iş yerinde de %98 çalıştırdığı işçilerin %98'i de namaz kılan, hiç de bayan çalıştırmayan birisi. Bana diyor ki, hocam, kürsüde siz vaaz ederken vaaz konularınızı ikiye indirmenizde fayda görüyorum. Nedir o? Birisi faiz, birisi zina. Toplumda bu ikisinden kurtulan çok azdır. Kıymetli dostlar, bu nefsi emmaredir. Hacı da olsan, vallahi hoca da olsan fark etmez. Derviş de olsan, elinden tesbih düşmese o da fark etmez. Şalvarının ağı yere değse yine vallahi senin nefsin benimkinden farklı değildir.
Bu nefsin asla güvenilir tarafı yoktur. Eğer sen gözüne malik olamazsan gönlüne malik olamazsın. Gönlüne malik olamazsan başka şeylere de malik olamazsın. Halkın arasında, camide, saf arasında otururken masum masum oturursun. Ama melekler tarafından, çok affedersiniz, namusunu kirletmiş bir insan olarak telakki edilebilirsin. Ben seni, sen beni bilemezsin. Ama Allah seni de biliyor, beni de biliyor. Onun için haramlardan, günahlardan sakınmak mı istiyoruz? Mübarek üç aylara arınmış olarak mı girmek istiyoruz? Kardeşim, Allah sana gözünü koruman için verdi. Korunman için verdi, koruman için verdi. İmtihandır gözün. Her şeye bakmayacaksın. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ De ki Habibim mümin erkeklere, gözlerini örtsünler, namuslarını korusunlar. Kardeşim, namusunu koruyabilmen için, eteğini koruyabilmen için önce gözünü koruman lazım. Kolay olanı gözünü korumaktır. Zor olanı öbür tarafıdır. مَنْ لَمْ يَمْلِكْ عَيْنَيْهِ فَلَيْسَ الْقَلْبُ لَدَيْهِ Bir insan gözüne malik değilse kalbine de malik değildir. Kalbine malik olmayan başka şeylere de malik değildir. Bu cümleyi bu kadarına geçeyim. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az dediler. Ben size hesap vermeyeceğim, siz de bana hesap vermeyeceksiniz. Vallahi siz de Allah'a hesap vereceksiniz, ben de Allah'a hesap vereceğim. Güveniyorsan kendine bildiğin gibi yapabilirsin. Güveniyorsan Allah'a hesap vermeye bildiğin gibi yapabilirsin. Peygamberler titrediler, Allah dostları ağladılar, geceleri kalktılar, gözyaşlarıyla seccadelerini ıslattılar. Onlar zinada yapmamışlardı, hırsızlıkta yapmamışlardı. Kulluğumuzu beceremedik diye ağladılar. İbadetin hakkını veremedik diye ağladılar. Sen ben günahlara boğulmuşuz, hala gazdan ayağımızı kaldırmadık, frene basmadık. Ne zaman olacak peki? Haydi üç aylar geldi. Gelin dostlar, üç aylarda hiç olmazsa alıştığımız bir takım günahlardan gazdan ayağımızı çekelim, frene bir basalım. Ya frensiz araba olur mu ya kardeşim? Arabanın freni hiç çalışmıyorsa, gaza bastığında ne kadar giderse gitsin, biner misin bu arabaya? Bununla beraber yola çıkar mısın? Çıkmazsın kardeşim. Peki senin, benim haramlar karşısında, günahlar karşısında frenim olmayacak mı? Sen önüne gelen her türlü yiyeceği yiyor musun? Bakıyorsun, yenecekse yiyorsun, yenmeyecekse yemiyorsun. Çürümüş elmayı yiyor musun? Çürümüştür diye yemiyorsun. Kardeşim, çürümüş elmadan haram olan bir bakışın ne farkı var? Ağzına koyduğun çürük olmuyor, bunu kabul etmiyorsun da gözüne koyduğun çürüğü nasıl kabul ediyorsun? Niye o çürüğü yemiyorsun? Sağlığına zararı var. Peki o namahrama bakman, bakılması caiz olmayana bakmanın gözüne, dinine, imanına zararı olduğunu bilmiyor musun? Bildiğin halde bunu yok mu kabul ediyorsun? Buna benzer bir nasihati de bir başka kardeşimiz, bir başka mecliste bana, o iki demedi, bir söyledi. Hocam dedi, ben dedi size derim ki, piyasayı bilen birisi olarak, başka bir meslekteki kardeşimiz, hocam vaazlarınızda sık sık zinadan bahsedin, çirkinliğinden bahsedin diyor. Toplumda büyük felaketler peş peşe, Allah'ın azabını celbedecek, umûb-i belâyı, fay hattını patlatacak günahlar gittikçe artıyor. Allah'ın acelesi yok, her şeyin bir vakti saati var. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi var ya, hataları ve günahları sebebiyle boğuldular. Kardeşim, kaç sene sonra boğuldular? Allah sabreder. 950 sene Nuh Aleyhisselam mücadele verdi. Allah sabretti. Allah sabretmesini bilir. Ne kadar sabredeceğini kendisi bilir.
fay hattını patlatacak mı, patlatmayacak mı? Ne zaman patlatacaklar? Efendim, şu memleketin isyanı hangi noktaya gelince patlatacağının kararını kendisi verir. Ona kimse ne bilir ne zaman ne karar vereceğini, ne de kimse itiraz edebilir. Kıymetli dostlar, sırtımızdaki haram ve günahlardan temizlenmek için bir, namaz konusunda hassas olacağız. İki, gözümüzü koruyacağız. Üç, istiğfara devam edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: "Men lezimel istiğfar cealallahu lehu min kulli hemmin feraca ve min kulli dîgin mehraca." Bir insan suçlu olduğunu, günahkar olduğunu itiraf ederek "Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah" derse ve buna devam ederse, hayatının bir parçası haline getirirse, Allah ona her sıkıntısından bir çıkış yolu, her darlıktan bir geniş kapı açıverir. Yani streslerden, sıkıntılardan, ticari sıkıntılardan, ekonomik sıkıntılardan, ailevi sıkıntılardan kurtulmak için en önemli çözüm yollarından birisi istiğfara mülazim olmaktır. Ne demek mülazim olmak? Yani devamlı istiğfar etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin olduğu halde ve peygamber olması münasebetiyle masum olduğu halde günde en az 70 kere estağfirullah derdi. Onun bir kere estağfirullah şuurlu, bilinçli söylediğini biz 1000 tane söylesek onun bir tanesinin yerine geçmez. Buna rağmen günde 70 kere istiğfar eden bir peygamberin ümmetiyiz. Peki sen, ben, biz şuurlu bir şekilde istiğfar etmemiz gerekmez mi? Akşam yatarken mi yapacaksın kardeşim? Sabah kalkarken mi yapacaksın? Namazdan önce mi yapacaksın? Namazdan sonra mı yapacaksın? Bilinçli bir şekilde istiğfara devam etmek lazımdır. Bir insan istiğfara devam ederse, bir, bütün sıkıntılardan kurtuluş yolunu Cenab-ı Hak ona açar, streslerden onu kurtarır, daraldığı yerlerden o darlığını genişletir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine söylediği bir sözü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ayet olarak bizlere beyan ediyor. İstagfirû rabbekum innehu kâne gaffâra. Eğer Rabbinize istiğfar ederseniz o ziyade bağışlayıcıdır. Ne olur biliyor musunuz diyor Nuh Aleyhisselam kavmine. Cenab-ı Hak da bunu ayet olarak onaylıyor ve Kur'an'da zikrediyor. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ne var sizde? Kuraklıktan yanıyorsunuz. Eğer siz istiğfar ederseniz Allah size bol bereketli yağmurunu gönderir diyor. Bakın, yağmurun gelmesini engelleyen ne? Günahlar. Ve istiğfar etmemek. Yağmuru gönderecek olan ne? İstiğfar. Eğer siz istiğfar ederseniz, Allah'tan özür dilerseniz yursilis sema'a aleyküm midrara. Allah bol bereketli yağmur gönderecek. Biz bakıyoruz, rüzgar gelirse, bulut olursa yağmur yağacak. Rüzgar da Allah'ın emrinde, bulut da Allah'ın emrinde. Rüzgar gönderecek olan Allah, bulutu da gönderecek olan, yağmuru da gönderecek olan Allah. Senden, benden istiğfar bekliyor. Ve yumdidiküm bi emvalin ve benin. Fakirlik oldu. Mallarınızı artırır istiğfar ederseniz. Kısırlık oldu, çocuklar yok piyasada. Mallar, evlatlarınızı da artırır. Hem yağmurun yağmasına, hem malların artmasına, ekonominin düzelmesine, hem de neslin çoğalmasına sebep oluyor bir istiğfar. Onun için istiğfar bizim can kurtaran simidimizdir. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدَهَا وَآمَنُوا. Günah mı işledin kardeşim? Kulsunu işleyebilirsin. Gözünde küçültmeyeceksin bir. Hemen istiğfara sarılacaksın. Ya ben ölürsem, bu günahtan sonra bu günahla beraber ahirete gidersem nasıl hesap veririm? Bir kedinin hesabını veremeyen bir kadın, ben bunun hesabını nasıl veririm diyeceksin, hemen istiğfara sarılacaksın. Kıymetli kardeşlerim, biz beşeriz, günah işleriz. Bunun aksini kimse iddia edemez. Ya beni Adem küllüküm hatta. Ey Adem'in çocukları, hepiniz hatalarla dolusunuz. Ancak günahta ısrar etmek var ya, günahta ısrar etmek, günahı işlemekten daha kötüdür.
Sen beşersin, ben beşerim. Ayağımız kaydı, bir günah yaptık. Yarın aynısını yap, öbür gün aynısını yap, sonra aynısını yap. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? İnandığın Allah var, seni gören Allah var, hesap vereceğine inandığın Allah var. Ölüm aniden gelecek. Gassal seni bekliyor. Toprakta böcekler seni bekliyor. Münker ve nekir melekleri seni bekliyor. Hazır mısın? Bir günah çirkin şeydir. Beşer olarak işleyebiliriz kardeşim. Ama bir günahta ısrar etmek o günahı işlemekten daha büyüktür. Çünkü ben günahtan zevk almaya başlıyorum. Gözümde bunu küçültüyorum. Devam etmek bana bir zarar etmez anlamına gelir ki bu bizim için en büyük tehlikedir. Bir insanın içkiye muptela olması, kumaraya muptela olması, başka bir günaha muptela olması elbette doğru değildir. Olabilir mi? Olabilir. Ama burada en büyük tehlike nedir? O masiyete ısrar etmektir, devam etmektir. Geçen de dün, daha dün bir kardeşimiz, bayan bir kardeşimiz, dinliyorum. Diyor ki, ben diyor, hanım kızdım. Evimden dışarı çıkmak için aynanın karşısında parfümlerle kendimi süsler, daracık elbiselerle kendimi teşhir edecek en güzel şekilde dışarı çıkardım. Milletin bana bakması halinde, ay ben ne kadar güzelmişim diye kendi kendime havalara girerdim. Kanser hastası oldum. İşi yine fark edemedim. Kemoterapiye yattım. Kemoterapi görmek için uzandım. O esnada çok ağrıma gitti. Kendi kendime dedim ki, ey Allah'ın kulu, sen bu haramlara ne kadar daha devam edeceksin? İşte bak gittin gidiyorsun. Neyle gideceksin? Nasıl gideceksin? Neyin hesabını vereceksin? Demeye başladım. Kemoterapideyken ağlamaya başladım. Ve kendi kendime karar verdim. Ben bu günahlardan vazgeçeceğim. Ayağa kalktım, tedaviden çıktım, evime gittim. Gittim, bir yerde güzelce örtündüm, çarşafıma büründüm. Hiçbir şey bilmiyordum. Abdest namaz bilmiyordum. Abdestimi öğrendim, namazımı öğrendim. Allah'ım sana şükürler olsun, bana kanser verdin. Bana cennet yolunu öğrettin. Yoksa ben direkt cehenneme gidecektim. Allah'ım sen bana kanser ağrıları karşısında sabretmeyi muvaffak et ki ayağım kaymasın. Ben şimdi hem namazımı kılıyorum, hem Kur'an'ımı okuyorum. Boş vakitlerimi nasıl geçireceğim diye merak etmiyorum. Alıyorum elime tesbihimi, Allah Allah diyorum. Açıyorum Kur'an'ımı, Kur'an okuyorum. Vakit geçirmek için ne yapacağımı şaşırıyordum. Şimdi ne yapacağım bellidir, Kur'an okuyacağım. Yani kanser hastalığını bir nimet olarak görüyor. Kıymetli dostlar, önümüzdeki cuma akşamı, perşembeyi cumaya bağlayan akşam nasip olursa ilk üç ayların birinci gecesi ve ravaib gecesi başlamış oluyor. Önümüzdeki cuma üçüncü aylar başlamış oluyor. Siz dostlarımla bu sohbetimde şunu paylaşmaya çalışıyorum. Ben her birimiz günahkar insanlar olabiliriz. Hepimiz günahkarız. Günahkar değilim diyen en büyük günahkardır. Üç aylar bizim kendimize gelmemize, çeki düzen vermemize sebep olan bereketli feyiz aylardır. Günahlardan arınmak için bunları bir vesile kabul edelim. Biraz önce bahsettiğim efendim kriterleri gözümüzün önüne bulundurarak en son kriter olarak da şunu söyleyeyim. Allah beni her an yakalamaya kadirdir. İstediği belayı bana vermeye kadirdir. Ve ben bu günahlarla Allah'ın huzuruna gidersem hesap vermekte mahcup olurum, rezil olurum. Avukatım yok, müdafiim yok. Sadece ben kendim hesap vermeye kalkacağım. Yaptığım günahları bildiğine göre itiraz etme, yalan söyleme şansım da yoktur. Bunu bilerek kıymetli kardeşlerim, haramlardan, günahlardan uzaklaşmaya çalışalım. Üç ayları buna bir bereket vesilesi kabul edelim. Beş vakit namazımızı sürekli, düzenli bir şekilde kılamıyorsak, bu mübarek günleri buna bir vesile kabul edelim. Günahlardan arınarak, biz üç aylara gidip gidemeyeceğimiz belli değildir. Yarın, öbür gün, üç aylar başlayıncaya kadar her gün İstanbul'umuzun aşağı yukarı birçok camisinde salalar okunuyor.
Onlar da 3 ayları beklerler ama herkese nasip olmaz. Sana bana nasip olacak mı bilemiyoruz. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi günahlardan arınmış, pırıl pırıl tertemiz bir şekilde emaneti teslim edenlerden eylesin. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruz-i mahşerde Habibi ile kucaklaşabilmeyi, sırat köprüsünü şimşek gibi geçebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Rabbim her birimizin maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eylesin. Rabbim cennetine bizi kavuşturacak, cemaliyle buluşturacak ve cennete ilk girenlerle girmemizi sağlayacak ibadetleri sevdirsin ve her birimize nasip eylesin. İbadetten uzak olan çocuklarımıza ibadet sevgisini nasip eylesin. Yüce Rabbim Kur'an hizmetlerinin ve manevi hizmetlerinin yürütülmesinde sizin gibi heyecan içerisinde olan faturasıyla, menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla bu Kur'an hizmetlerini ayakta tutmaya çalışan siz kardeşlerimizin Rabbim rızıklarını helalinden bol ve bereketli ikram eylesin. Rabbim darlıklarınızı yok eylesin. Borçlarınızı ödemeye muvaffak eylesin. Alacaklarınızı tahsile muvaffak eylesin. İşinizi yürütürken harama muhtaç eylemesin. Lillahi'l-Fatiha.